Üstad Hazretlerinin sesini almak için teşebbüs ettik. O zaman Grundig TK 27 diye bir efendim makaralı bir teyp çıkmıştı. Ben efendim Abdullah abinin, Sungur abinin, Ceylan'ın efendim seslerini o şeye bantlara doldurdum ve efendim Emir Dağı'nda o teybi aldım, üstadın önüne koydum. Üstad dedi, kardeşim bu kutu nedir, ne kutusu getirmişsin? Efendim bu ses kutusu nedir dedi. Dedim ki efendim bu şimdi Risale-i Nur okuyacak dedim. Okusun bakalım dedi. Açtık, tabi Sungur abi Risale okuyor, Abdullah abi okuyor, efendim Ceylan okuyor, çok güzel. Elini şakağına koydu, yarım saat dinledi. Maşallah dedi. Ne güzel ses kutusuymuş dedi bu. Bundan dedi her medreseye alın dedi. He, efendim alalım dedim ama ben esas dedim getirmemin sebebi sizin sesinizi almak dedim. Yok dedi. Caiz değil. Sadım dedim bir şey olmaz. Gelen nesiller de dinlerler. Hiç olmazsa bir şey olur dedim. Güzel bir hatıra olur. Olmaz kardeşim. Böyle şiddetle. Öyle deyince artık sustum. Ceylan, Allah rahmet etsin, geldi kulağıma dedi ki, ben alırım dedi, sen merak etme. Peki dedim, çok şakacı bir kardeşti. Peki dedim, ve ondan sonra biz üstadı konuşturmaya başladık. Teybi aldı, üstad görmüyor bu tarafta, efendim karyolun altından, arka taraftan soktu. Ondan sonra uzatmalar getirdi, gitti ta ileride bir priz var, oraya tam biz de göz ucuyla bakıyoruz, üstadı konuşturuyoruz, tam pişi prize taktı, üstad sustu. Sen üstadı kandırabilir misin? Konuşuyoruz, cevap vermiyor. Şeyci de, yani teybinin sesini de duyduğu yok, uzakta teyp. Biz hayret ettik, konuşuyoruz, sustu. Allah Allah. Nihayet o Ceylan da artık utandı, gitti pişi çekti. Pişi çektiğinde konuşmaya başladı. Fakat Allah rahmet etsin, Sungur abi yorganın altına küçük bir teyp koymuş. Küçük bir teyp koymuş. Orada 8-9 dakikalık bir konuşma var. O konuşmada hem Üstad Hazretleri konuşuyor, ondan sonra Sungur abi, Bayram, efendim Tahir abi konuşuyorlar. Üstad Hazretleri şeyden bahsediyor, Denizli Kahramanı Hasan Feyz'den bahsediyor filan. Dedi ki, ya bunu biz şey edelim mi? O zaman da biz CD-ROM diye üstadın efendim Risale-i Nur'a ona koyalım mı diye şey ettik. Fakat korkuyoruz. Dedi ki, bir istihare yapalım, bakalım üstad kabul edecek mi, etmeyecek mi? İstihare yaptık, emin olun üstad istiharede çıktı. Bizzat böyle şiddetle, hayır dedi. Artık korktuk. Sakladık, şimdi saklıyoruz o sesi. Bakalım ne zaman çıkacak, Allah bilir adam.